Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün yayla mantısı var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimizin öncesinde tenceremize 1,5 litre kadar su alalım. Ocağımızı açıp suyumuzun kaynamasını bekleyelim. Suyumuz kaynamaya başlayınca yaklaşık yarım kilo kadar mantımızı tenceremizin içine alıyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Ve şöyle bir karıştırıp mantılar yumuşayıncaya kadar haşlamaya bırakıyoruz. Mantımız haşlanırken ayrı bir kasenin içine 1,5 su bardağı yoğurt alıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar un ekliyoruz. Ve bir yumurta sarısı ilave ediyoruz. Ardından bu karışımımızı güzelce çırpıyoruz. Evet, karışımımız homojen bir kıvama geldikten sonra kaynayan çorba suyumuzdan azar azar ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Bu işlemimizi yoğurtlu sosumuz ılık bir kıvama gelene kadar devam ettiriyoruz. Evet, çorbamızın terbiyesini hazırladık. Çorbamız ocakta kaynamaya devam ediyor. Bu arada üzerine bir su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyoruz. Ve ardından yavaş yavaş karıştıra karıştıra hazırladığımız terbiyemizi çorbamıza dahil ediyoruz. Çorbamız tekrar kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Artık karıştırmayı bırakıyoruz. Ve bu şekilde yaklaşık bir 5 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Ve nihayetinde hazırladığımız sosumuzu çorbamıza ilave edelim. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Çorbamız servis için hazır. Evet, çorbamızın servisini yaptık. Sıra geldi işin en güzel kısmına. Tabii ki tadım aşamasına. Mantıyla yayla çorbasını buluşturan eşsiz harika bir lezzet. Çok lezzetli ve çok bereketli bir çorba. Efendim, Mutfak İşleri Müdürü'nden bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.